24 ekranlarından merhaba, iyi bayramlar. Yeni ve umarım sizin için de güzel geçen bir bayram gününde bizim bayramımızı güzel geçiren bir konukla birlikteyiz. Televizyonla ilk önce karşımıza çıktı. Sinemada gördük, şimdi bol bol tiyatro sahnelerinde izliyoruz. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın biricik oğlu, bizim de en sevdiğimiz sanatçılarımızdan Kerem Alışık. Teşekkür ediyorum. Bir kere hoş geldiniz demeyeceğim, biz hoş geldik. Bizi sahnenizde ağırladınız. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Yani bayram tadında günler yaşamak için mücadele ve çabanın içindeyiz, onu söyleyeyim. Hem de bu çabanın sanat aracılığıyla olması, evet, olması da ne kadar tabii önemli. Demişler ya, hayattaki en büyük başarı istediğiniz şeyi yaşayarak elde ettiğiniz bir hayat yaşamı. Dolayısıyla biz de bu istediğimiz bir sanatsal çabanın içinde koşturmaktan mutluyuz. O işe biraz daha gireceğim. Sanatla yaşamak, bir kere sanatçı bir ailede doğmak, evet, bir sürü bizim için uzaktan düşününce cennet tarafları var ama elbette belki de sizin için büyük zorlukları oldu ama bayramlar biraz daha eksik, hele göz önünde olan anne babanın ardından biraz daha fazla eksik, sık sık bizim gibi size sorulduğu için belki de geçiyordur diye düşünüyorum. Evet, yani ben onun şiirini de yazmıştım, hani böyle bayram mı olur diye. Bayram bazen bayram olduğuna pişman olabiliyor. Benim içimde öyle, görüntüsü öyle. Tabii hani bizim geleneğimiz, göreneğimiz kavuşma, neşe, sevinç günleridir bayram günleri. Evet. Ailenizle beraber olmanın, bütün diğer akrabalarınızla beraber olabilmenin tadını, mutluluğunu yaşarsınız. Bir arada olabilmenin sizi özelleştirdiği anlardır o anlar. Tabii yani sadece benim değil, benim gibi bir sürü hani bayramı bayram coşkusuyla kutlayamayacak anne baba veya evlat kaybıyla yaşayan, öncelikle onlara hayırlar, uğurlar, şanslar getirmesini diliyorum. Bir sürü şehidimiz var, bir sürü vatan uğruna ölen insanımız var. Çok erken yaşlarda veya genç yaşlarda kayıpları olan insanlarımız var. Allah'ın takdiri diyoruz. Hayata, yaşamaya, devam etmeye, başkalarının kutladığı o bayramlara katılabilmeyi de sabrıyla ve umuduyla, sabrı, umudu ve mücadelesiyle içimizde taşımaya devam ediyoruz. Bayramlar bayram olsun, kutlansın diye tüm isteğimiz bu şekilde. Peki siz neler yapıyorsunuz bayramlarda? Bayramı bayram gibi geçirenlerden misiniz? Yoksa bayramda da çalışanlardan ya da bayramda, koşturanlardan mısınız? Evet, hep çalışarak geçirme tarafı ağır basmıştır bayramlarda. Ama tabii ailenin geleneksel bayram kutlamalarını da ihmal etmemişizdir. Bütün hep bir arada olduğumuz süre zarfında. Şimdi de işte benim ailemden bir halam var. Halamı mutlaka giderim. Onunla dertleşir, paylaşır, bayramlaşırım. Onun dışında çalışarak ve üreterek ve hatta bayramın o tenhalığından istifade ederek, hani insanların, evet, bir seyahat telaşı oluyor ya bayramlarda, hani bir tatile çıkalım, bayramı değerlendirelim mantığında, o yalnızlıktan, o tenhalıktan istifade ederek biraz fayda da çeviriyorsunuz. Evet, biraz üretime çevirdiğimiz oluyor. Televizyonla açılışta da bahsettim, biz sizi televizyonla ilk tanıdık. Sonra sinema filmleri geldi. Sinema sonra bir baktık, şahane oyunlar geldi. Oyunlar bir geldi. De yapım şirketi geldi. Bir falan. De yapım şirketi falan geldi. Oyunculuğa başlarken şimdi, oyuncu bir anne baba. Dediğim ya, hani çok zorlukları da vardır. Çok koşturmalı. Özellikle o dönemler çok daha zordu. Bütün koşullar sanat yapmak için, üretmek için. Biraz yalnızlıkla geçtiğini de biliyoruz o dönemlerin. Ama peki anne baba oyunculuğa ilk adıma nasıl bir destek verdi mi? Nasıl yaklaştı? Şimdi, oyunculuk nasıl başlamıştı? İronik bir durum, talihsiz bir durum. Bir kere benim oyunculuğa başlamam babamı kaybettiğimden sonrasına rastlar. Ama tabii benim çocukluğum dediğiniz gibi sanatla doğan bir evin, sanatla yaşayan bir evin içinde gelişti, büyüdü. Dolayısıyla ben o konservatuarı o evin içinde fazlasıyla soludum, kokladım, onu hissettim, özümsedim. Ve bütün o içimdeki o sanatsal iştahı, aşkı, sevdayı hep bastırdım ve gizledim, sakladım. Ta ki babamın kaybından sonra ortaya çıkana kadar ve ondan sonra bu bana gelen sanatla ilgili tekliflere
annemin de ısrarı ve rızasıyla peki diyene kadar anlatmaya çalıştım. Tabii bu okulun içinde büyüyerek, gelişerek kendimizi her zaman okuma ve öğrenme alışkanlığı, izleme alışkanlığıyla, merakla, araştırma yanımızda bilgiyi öne çıkararak evrilmenin peşine düştük. Hala daha o mücadeleyi veriyoruz. Hep şunu söylüyorum, yani çalışmak ve yorulmak eşittir yaşamak. Yani bu hayatı yaşamanın bedeli veya anlamı bence çalışmak ve yorulmaktan geçiyor. Öbürü bulunmak olabiliyor. Yani hayatta bulunmak ayrı bir şey. Nefes alıp vermek ayrı bir şey. Bir fiil içinde olabilmek. Hep hani bir insanın evrensel ölçütünün düşündüğü, gördüğü, söylediği değil de yaptığı olduğuna inananlardanım. O yüzden eyleme dönük, yani gerçekleştirmeye dönük, bir şeyleri yapabilmeye dönük çabalarımız var, arayışlarımız var. Bazen başarılı oluyor, bazen başarılı olamayabiliyor ama bu bizim bu çabamızda, bu gayretimize ket vuracak bir durum teşkil etmemeli. Hep hayatı... Önemli olan mücadelesi galiba. Onu yapabilmek. Yani ve şuna inanıyorum, tıpkı hani Montaigne'in dediği gibi, hani sabır ve zaman hayattaki her şeyi bunlar yapar diyor ya. Tamam ama mücadele de sabra dahil bir şey. Yani sabır boyun eğmek değil, mücadele etmek aslında. Bu bizim hayat felsefemiz, görüşümüz. Bir noktada işte şu anda bulunduğumuz bu okulun içindeki sahne, bu üretimin bir parçası. Yani bu okulda... Tam da oraya gelecektim. İşte bu mücadelenin devamında annenizle birlikte tohumları atılan bir yerdeyiz. Sadri Alışık, evet. Tolga İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu. Evet. Ardından akademisi, birçok öğrenci yetiştiriliyor. Konservatuarı var. Şu anda çok... Siz anlatın. Çok... Şimdi bu koltuklarda kim bilir kimler ne oyunlar izledi yani ama... Yani çok bu kendi okulun bünyesi içinde, konservatuar ve akademi kapsamlı bu okulun bünyesi içinde... Böyle bir sahnemiz var. Bunun adını da annemden sonra Çolpan'dan sahnesi olarak koyduk. Ve bütün bunun yürütmesini, buradaki repertuarı, programını, idaresini çocuklara verdik. Bizim okulumuzdan yetişen genç fişek gibi, ateş gibi çocuklar var. Onlara verdik. Hani burada her şeyi bu kendi öğrencilerimizin vizyonu oluşsun diye ve kendi öğrencilerimiz kendilerini güzel pişirebilsinler. Sanat hayatına çok iyi hazırlayabilsinler diye iç içe çok kompakt bir sistem kurduk. Biz de böyle kendimizi sağaltıyoruz, böyle kendimizi mutlu hissediyoruz. Manevi tatminle zenginleştiğimizi düşünüyoruz ve bunun uğrunda bir çaba ve mücadele veriyoruz. Hani demin dediğime örnek olarak, hani bir şeyi sevmekle sevdiğiniz bir şey uğruna mücadele vermenin farkını hem anlatıyoruz hem de uyguluyoruz. Dolayısıyla bu bizi besliyor. Yani buradaki o gençlerin yetişme çabası, tutunma çabası, kendini evirme, geliştirme, yükseltme çabası, bizim onlara aracılık etmemiz, imkanlar, fırsatlar vermemiz, olanaklar sağlamamız, bu bizim için hem bir vakıf anlayışında bir çalışma biçimi, hem de kişisel anlamda bir zenginlik, bir ruh temizliği. Bu bizim annemin, babamın, dayımın, bütün bu sanatçı ailenin düşündüğü tohumların buradaki iz düşümü. Tam da aynı şeyi düşünüyordum. Sayın Çolpan İlhan'la zaman geçirme fırsatlarım olmuştu ve onun inancı, onun bakış açısı ne kadar aktarılmış oğluna diyorum. Yani aynı meslekten bu... olmamamıza rağmen öyle motive ederdi ve öyle sadece çok. İnsanın inandığını yapması ve inananlara da destek olması mücadelesini vererek yaşamış İşte bir sanatçıydı. Bu nokta bizim için çok kalıtımsal. İşte bu kuşaktan kuşağa gelen o algı ve o felsefe, o arayış hepimizin bütün hücrelerinde var. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Ahde vefamızı kaybetmeden... Tüm ustalarımıza, sadece anne baba dayıya değil, tüm bugüne kadar bu emeği vermiş, örnek aldığımız, bize rol model oluşturmuş tüm ustalarımıza saygı duruşu yaparak bütün bu törenler, bütün bu ödül törenleri, bütün bu okul, akademi, konservatuvar, bu sınıftaki bütün onların ismiyle yaptılan sınıflar dahil hepsine hep o saygı duruşunu hem içimizde hem kalbimizde
yaşatmaya evet, çalışıyoruz. İzleyenlerimiz için biz hatırlatalım. Her yıl siz tiyatronun en iyilerini sinema ödüllendiriyorsunuz. Ve sinema evet. ve tiyatronun en iyilerini ödüllendiren hatta tek ödül töreni evet, olarak geçiyor bizim alışık ödülleri 21 yıldır babamın ölümünden itibaren annemin babama olan aşkıyla, ailesine olan bağıyla, babamın sanatına karşı olan hayranlığıyla ve bizim onu yaşatmamızı düşünmesiyle kurduğu bu ödül töreni, yani bir evin salonunda, salonun ortasında bağdaş kurularak dostları aramayla başlayan bu anma ve ödül töreni, şimdi o salonlara sığmayan bir tören haline gelebildiyse. Hem de çok büyük özlemle, evet, aynı zamanda heyecanla gerçekleşiyor. Gerçekleşiyor. Yani geçmişe sırt çevirmeden, evet, hep anmalarla geçiyor, bir yandan da heyecanla. Geçmişi unutmadan, bugünün bütün şartlarından faydalanarak yapılmış bu törenler 21 yıldır hiç istikrarını bozmadan aynı şekilde, aynı saygı duruşuyla ama her zaman daha büyüyerek ve son derece şu anda prestijli bir ödül töreni haline gelmesinin de bize kazandırdığı mutluluğu yaşayarak devam ediyor. Bir de sadece İstanbul'da değil, biz bir de Ankara'da da Anadolu'da oynayan tiyatroları ödüllendirmek, yüreklendirmek, onları motive edebilmek adına Ankara'da da yaptığımız Sadri Alışık Anadolu ödülleri de var. Yani ikisini, evet, birden götürme çabamız var. Bunlar işte bizim nefes alıp vermemiz, yaşamamız, yorularak, çalışarak, üreterek, geçmişimizi, geleneğimizi sahip çıkarak, unutmayarak kendimizi bu işin içinde, hayatın içinde doğru konumlamamıza neden olan unsurlar. Alışık soyadının benim için ve takip eden, sanatı takip eden, tiyatroyu takip eden birçok kişi için şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi nesilden nesle, miras biçiminde. Birçok kişiyle sohbet ediyoruz ve hani birçoğu da şunu söylüyor. Çocuğumun sanata bulaşmasını istemiyorum. Başka bir iş yapsın, hobi olarak ilgilensin. Ama siz hatırlıyorum, Sadri, oğlunuz Sadri Alışık'ın, evet, küçüklüğünden itibaren hep sanatla uğraşmasını hayal ediyordunuz. Evet, ve gerçekte oldu. Şu anda birlikte oldu, çalışıyorsunuz. Tabii, o da neler bu işin, bu işin mutfağında, o da bir fiil elini bütün yüreğiyle taşın altına sokmuş bir durumda. Tamamen hem yönetimsel, hem emek vererek, hem de oyunculuk anlamında hem yardımcı oluyor, hem görev alıyor. Bu bizim için çok önemli. Çünkü ben hani şuna hep inanırım, sanat insanı onarır, tedavi eder. Sanat insanın ufkunu genişletir, belleğini açar, hani evirir, çevirir ve sizi pişirir. Hani Mevlana'nın var ya aşıklar, evet, kahvesi burası, buraya ham gelirsin, burada pişersin, evrilirsin ve buradan kamil kişi olarak çıkarsın diyor. Aynı şey, ben sanatı bu şekilde yorumluyorum. Tıpkı sporu aynı şekilde yorumladığım gibi. Temiz, net, açık, şeffaf kalmasını sağlayabilen insanın insanlığını kaybetmeden mesleğini de aynı doğrultuda yapabilmesini sağlayan önemli bir alan. Ama şu anda zihniyet biraz değişti. Aileler sanatın önemini kavradı. Sanatın kişinin üstündeki egemenliğini, kuvvetini, gücünü, kudretini, evet, biraz daha özümsemiş durumdalar. Sanatçıya da dolayısıyla, evet, daha büyük sanat, bir saygı. Tabii, çünkü yani sanat başka bir göz, başka bir derinlik, başka bir boyut, başka bir duyarlılık, farkında olma hali, algılayabilme hali, dikkatini yükseltme, sezgisini yükseltme hali. Yani bütün bunları bir kişinin donanımını, kişisel zenginliğini sanat sağlıyor. Buna çok önemli bir etken. Hani Özdemir Asaf diyor ya, damla kendini tamamlayınca damlar. Yani bir, evet, kişinin damlamasını, kendini tamamlamasına nedendir sanat. Bu yüzden kesinlikle mutlaka, illa oyuncu olmak şart değil, resim alanında, heykel alanında, müzik alanında, profesyonel olarak yapmak, yazım mesleği anlamında çevirmek de gerekli. Yani bir üretkenlik ve bir bakış açısı sağlaması anlamında mutlaka çocukların, insanların, yetişkinlerin kişisel gelişiminde de çok büyük pay sahibi bence. Şimdi sahneye döneceğim.
Geçtiğimiz sezon sahnelenmeye başlayan, benim bu sezon az önce de söyledim bir kez daha izleyeceğim bir oyun var ki bu sezonda sahnelenmeye devam edecek. Evet. Frankenstein. 1800'lü yıllarda ilk kez yayımlandı ve ardından sayısız kez hem sinemaya hem tiyatroya uyarlandı ama Türkiye'de ilk kez geçtiğimiz yıl. Biz sahneledik. Türkiye premierini bizde yaptı. Ama biz oynarken Londra'da National Tiyatro'da oynuyordu. Yani çok ölümsüz eş zamanlı bir eser. Ve teması çok önemli. Söylediği sözü, mesajı, meselesi. Henüz izlemeyenler için bu bir korku hikayesi değil galiba. Değil, hayır. Bu bir evrensel teması olan bir hikaye. Aslında çok basit. İnsanları görüntüsüne göre değerlendirmeyin. Sevin insanları, kucaklayın, sarılın. Eğer siz onlara insanca, kardeşçe davranırsanız onlardan bir kötülük görmezsiniz. Onlar da sizi sevebilir. Ama onlara nefret kusarsanız, onları aşağılarsanız, küçümserseniz, dışlarsanız, iterseniz o zaman onlar da size karşı farklı bir reaksiyon. Tam da hayatın kendisi sahnede izleyeceğiz. Bizim de zaten bu sene 20. yıl oyunu olarak Frankenstein'i seçme nedenimiz tamamen insanlık temasını ve şu anda çok da önemli olan bu barışa, huzura, sevgiye, kardeşliğe yönelik mesajları vermesiydi. Frankenstein'in bedeni, suratı, yüzü farklı bir insan profili gösterebilir ama yüreği aynı. Dünya kalpte başlar aynı ve kalpte biter belki de. Evet. Oyunda, sahnede sizinle birlikte Deniz Uğur ve Cansel Elçin'i izliyoruz. Hı hı. Ama sizi yaratık olarak izliyoruz ve doğru biliyorsam 3 saate yakın bir süreyi çalışarak geçiriyorsunuz. Evet. Bambaşka biri olarak sahnede oluyorsunuz. yüksek prodüksiyonlu bir iş. Evet, Türkiye'ye özel tiyatro bütçelerine baktığımızda da yüksek bütçeli bir prodüksiyon. Hı. Biraz riskliydi ama galiba oyuna güvenilince seyirci fark ediyor ve keşfediyor, yalnız bırakmıyor. Nasıl ilgi sezon boyunca? Riskliydi ama şöyle başlayayım. Hani başarmak 4 ana kuraldan oluşuyor. Bilmek, sevmek, çalışmak ve cesaret etmek. Hani cesaret bir şekilde önemli. Bir şeyleri yapmayı planlıyorsanız, düşünüyorsanız belli riskleri de göze almak gerekiyor. Bizim tiyatromuzun özelliği bu. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hukuk kuşu olsun, Kafkas Tebeşir Dairesi olsun. Biz yüksek tandanslı prodüksiyonları, yani bir özel tiyatronun çok çok üstünde maliyeti oluşturacak prodüksiyonları da yapabilme cesaretini gösteriyoruz. Ben hep söylüyorum, bizim gönlümüz zengin. Bu gönül zenginliğine sığınarak bu riskleri alıyoruz. Ama doğru proje, kaliteli prodüksiyon, kaliteli oyunculuk, kaliteli reji, kaliteli yönetim sonucunda seyircisini de buluyor. Buna da inanan bir tiyatroyuz. Bundan ötürü Frankenstein'i seçtik, oynadık, uyguladık. Bu kuşunda olduğu gibi. Bu sene de aynı çok büyük bir ilgiyle karşılaştı oyun. Hakikaten hem beğeni hem ilgi çok birbiriyle örtüştü. Bu bizi mutlu eden. Hani sadece ilgi olması, beğenisinin az olması bizi üzebilir. Sadece seyirci övgüsü de değildi. Yani tiyatro yazarları da genel anlamda çok önemli eleştirmenler, hı-hı, çok güzel yazılar yazdılar hakkında. Bunlar bizim hani o emeğin karşılığını görebilmek bir oyuncunun en motive edici gücü, onu söyleyeyim. Takdirlenmek, iltifatlandırılmak bence insanları özgür bırakan bir durum. Herkes birbirini bu nosyondan mahrum etmesin diyeyim bu arada. Çünkü bizim insanımız nedense içinden çok beğenir de dışından söylemeye çekinebilir. Evet. Halbuki bunu yapmamak lazım. Karşınızdakini aynı şekilde paylaşımda bulunmak lazım. Biz bunu bu sene çok sıkça yaşadık. İnşallah yeni sezonda da gene sergileyeceğiz oyunumuzu. İkinci sezonda devam edeceğiz. Bildiğim kadarıyla Guguk Kuşu da sahnelenecek. Guguk Kuşu'nun 3. sezonu. Frankenstein'in 2. sezonu. Yatak Odası Diyalogları 4. sezonunu oynuyor. Müthiş, fenomen bir iş. Sevgili Birol Güven'in yazdığı bir iş. Hani Birol zaten kalemini, algısını, aklını, dikkatini çok beğendiğim, çok yüksek bulduğum, çok bende saygı uyandıran bir yazar, bir kalem. İzleyici de öyle ki ünlü olmuş bir senarist.
Evet, yani çünkü çok halkı iyi gözlemleyen, aynen, çok doğru saptamaları olan, çok iyi anlatabilen, halka halka halkın diliyle anlatmayı başarabilen, becerebilen bir yazar. Onun büyük payı var tabii bu dördüncü sezonda. Bir de iyi bir haber vereyim. Bu sene ilk oyunumuz, ilk turdaki oyunumuz Yatak Odası diyaloglarından sonra Çok Özel Diyalogları gene bir Birol'un kalemiyle. Devamı geliyor hikayenin yani. Yani tam devam hikayesi olmasa da devam düşüncesinde aynı formasyon içinde bir oyunumuz sezonda, yeni sezonda tiyatro severlerle buluşacak inşallah. Bir oyunu sizin seçip sahnelemeye karar vermeniz için nasıl ilkeleriniz var? Yani şu olursa asla olamaz dediğiniz bir kıstasınız, skalanız. Yok, öyle sizin bir için iyi senaryo, iyi tiyatro metni neleri barındırmalıdır? Öyle kriterlerimiz yok ama sözü meselesi, doğru bir teması olan. Hani Tarkovski diyor ya, bir edebi eserin mesajı ne kadar altta olursa o kadar değerlidir. Biz sanatı hamaset mesajını gözüne sokmadan insanlara sloganist bir takım şeyler, hani o zaman sanat olmuyor. Sanat bir drama içinde belli belirsiz, anlayan anlamayana karşı bir meseleyi, bir noktayı vurgulamak ve onun altını çizebilmek ama göze sokmadan, dediğiniz gibi. Yani zaten sanatın çıkış noktası şudur: haksızlıkları görüp yansıtma arzusundan doğar sanat. Hı hı. Sanatı yazarlar, ressamlar, şairler, oyuncular böyle algılır. Buna topluma bir vurgu yapabilsin, doğruyu gösterebilsin diye aslında biz bütün bu hayatı yaşıyoruz. Dolayısıyla göze sokmadan ama meselesi olan, mesajı olan, derdi olan, toplumu ilgilendiren. Çünkü biz toplumcu, gerçekçi bir bakış açısıyla hayata bakan insanlarız. Toplumu ilgilendiren oyunlar olmasına, kalite mutlaka olmazsa olmaz, yazanın neden yazdığını, ne için bunu kaleme aldığı. Hani bizim koklamaya çalıştığımız kokular bunlar. Bunları hissettikten sonra sahnelenmesi konusunda ne kadar başarı sağlayabiliriz, ne kadar bunu realize edebiliriz, ne kadar bizim boyumuzu aşar, ne kadar boyumuzu aşmadan biz buna gereken önemi, hassasiyeti ve o kaliteyi katabiliriz. Bu kriterleri de tabii gözden geçiriyoruz. Oyunculuk aynı şekilde, yönetmen aynı şekilde. Ama repertuarımızı geniş ve fazla çeşitli tutmaya çalışıyoruz. Yani repertuarın içinde bizim birim sahne dediğimiz oyunlar, işte Frankenstein, Guguk Kuşu gibi, onun dışında farklı oyunlara da yer veriyoruz. Geniş bir repertuar içinde hepsini harmanlamaya ve sergilemeye çalışıyoruz. Kriterlerimiz bunlar. Yani her türlü oyunu oynayabiliriz. Hani hepsine kapımız, algımız, kafamız açık. Yeter ki bir meselesi, biz meselesi olsun, derdi olsun ve onu kendi içimizde, hani onun doğru bir bakış açısıyla, tekstin kendi güzelliğiyle. İzleyene de anlayacak ya da duyulmayacak bir pay bırakmak bu anlamda çok önemli. Anlaşılır noktalardan bakabilmek, o doğru notalardan basabilecek bir temel oluşturabilmek ve onun sunumunu iyi yapabilmenin derdindeyiz, peşindeyiz. Şimdi süre kısıtlı ya, ben konudan konuya böyle hiç atlıyorum çünkü hemen şiiri soracağım. Şiirler vardı bir dönem, biz böyle kasetlerle alır dinlerdik falan. Ne oldu, şiirler şiirleri yazdığınızı duyuyorum. Yazıyorum. Hakikaten yazıyorum. Hem de kendime göre iyi de şeyler yazdığımı düşünüyorum. Kısa bir zaman içinde inşallah bir kitap olarak paylaşacağım o şiirlerimi. Çünkü şiir, hani bir şiir bir uykuya değer diyor ya Özdemir Asaf. Yani bizim için şiir bir geceye değer, bir hayata değer. Şiir önemlidir çünkü yüreğin çarptığı için yazabilirsin şiiri, hissettiğin için yazabilirsin ve bazen sadece kağıdın ve kalemin duymasını istersin içinden geçenleri, onun için yazarsın. Sonra o senin içinden geçenler hiç bilmediğin bir evlerde, bilmediğin, tanımadığın bir insanlar tarafından okunur ve o insanlar o şiirlerde kendine ait bir şeyler düşünür, sen onlara vesile olursun. Çok seviyorum tabii şiiri. Hem okumayı hem yazmayı. Ne kadar şanslısınız. Yani
Sadri Alışık, Solpan İlhan, anne baba isimleri, Atilla İlhan. Yani evet, şiir demişken tabii, Atilla İlhan dayınız, bilmeyen izleyicilerimiz için. Tabii, evet, dayım. Atilla çok imrenilecek benim... bir aile yapısı ve müthiş anılar ve öğretiler elbette kalmış olmalı muhakkak size. Tabii doğru. Yani Atilla İlhan benim sadece kendime ayırdığım sırları paylaştığım tek insan. Çok önemli dostum, sırdaşım. Hani mesela ben onları çok arıyorum. Çok özlüyorum. Ama özleme duygusunun hiçbir önlemi yok. Ona yapılacak hiçbir şey yok. Yani insanın sevdiklerini görememesi çok acı. İyi ki anılar var, iyi ki hafızamız. İyi ki onlar var. İyi bazı ki, şeyleri atmıyor. Evet, iyi ki var. Yani onlar gitmekle, Cemal Süreyya'nın şiirindeki gitmekle gitmiş olmuyorlar. Anıları kalıyor, gönüller kalıyor, dikkatler kalıyor, her şey kalıyor. Onlar gidiyor ama kalan çok şey var. O da galiba büyütse de acı verse de gidişleriyle her şeyi eksiltmiyor. Bazı şeyler de kalıyor insanda. Hafızasında, kişiliğinde, yaşayışında. Tabii hepsinde kalıyor. Gidişleri eksiltmiyor. Azala azala çoğalıyor onlar. Eksile eksile tamamlanıyor. Kaybının ardından elbette çok şey eksilmiştir ama Kerem Alışık'ın hayatında asla kaybetmeyeceği, ondan kalan neler var? O sadece bir anneden çok öteydi, hepimiz biliyoruz sizin için. Yani tabii o benim için çok özel, çok farklı bir yerde duran bir kimlik. Fedakardı, çok fedakar bir insandı. Çok iyiliği nezaketle, zarafetle yapabilen insanlardandı. Yani sadece iyilik yapmak yetmez, iyiliği zarafetle yapmak lazımdır. Sessizce yapardı ve çok yardımsever bir yanı vardı. Fedakarlığı çok önemliydi. Bu okulda bugün bu üstünde konuştuğumuz sahnelerde çok her yerde bir emeği vardır. Burada öğrenci yetiştirdi. Atölyesi vardı. Atölyede modacı yetiştirdi. Öğretmekten, bildiklerini, deneyimlerini, yaşadıklarını aktarmaktan müthiş bir zevk duyardı. Ve öğrenmekten o kadar müthiş, evet, bir dinleyiciydi tabii, ki. Çok 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 iyi dinleyiciydi. İnsan yaşını haddini, evet, unuturdu onun karşısında. Bütün anılarını anlatırken de karşısındakini dinlerken de aynı heyecanda, aynı sevecenlikte, aynı şefkatte buluşabilirdi sizinle. Hep bir arayışları, üretimleri ve çabaları hiç bitmezdi. Hep bir şeyleri, şunu da yapalım, bunu da yapalım. Hep o yaratıcılığı, yaratıcılık fikri çok egemendi. Geçmişine bağlıydı ama bugünü hiç terk etmedi. Hani yaş alan ama yaşlanmayan insanlardan biriydi. Hep enerji doluydu, hep heyecanlıydı. Vefa duygusu çok yüksekti. Babam onun için güzelliğinden yola çıkarak gözleri göz değil, gözistan derdi. Yani o güzelliği, kalbinin, ruhunun, bedeninin, yüzünün güzelliği hep bize o ışıltı ve enerji saçardı. Her şeyini özlüyorsunuz tabii, yani canınızdan bir parçanız bir yerde kalıyor. Ama onu siz kalbinizin, aklınızın üstünde sırça bir taç gibi taşıyorsunuz. O duaları, gözleri, onun size dokunuşları, sizin için iyi olma dilekleri, üstünüze titremeleriniz, hani bir yerden bir yere gittiğinizde 10 kere gelip gelmediğinizi, küçükken artık büyük oluyorsunuz, büyük galiba, oluyorsunuz. Ben şu anda tabii artık ailenin en büyük, en evet, atası konumuna gelmiş oluyorum. Yani başka denecek, yani özlemenin karşılığı yok. Yani özlemek ve o size kattıklarını, sizin onlardan aldıklarınızı, öğrendiklerinizi, direnmek gibi, mücadele etmek gibi, sevmek gibi, güvenmek gibi, çok önemli. Vazgeçmeden üretmek gibi, evet, burada bu biçimiyle. Bu şekilde o insanlara hep bir yerimizden bir parçalar ve minnet ve şükran ve sevgi ve özlem hep bir yerlerde taşıyoruz. Hani dayımın şiiri var ya, şey diyor, hacet yok hatırlatmasına seni hatıraların, sen bize kalbimiz kadar, elimiz kadar yakınsın.
Yani onlar bizim elimiz, kalbimiz, konuşmamız, sözümüz, gülüşümüz, aklımızda kalışları, aklımızdan hiç çıkmayışları. Bunlar önemli. Aklımıza düşmüyorlar, hep aklımızdalar. İzlerken zaten sık sık ben de böyle geçmişe dönüyorum. Evet. Benim için de garip oluyor bu anlamıyla. Onun temelini attığı burada sadece, başında da söyledik, oyunlar sahnelenmiyor. Sadece üretim yapılmıyor, eğitim de yapılıyor. Tabii. Siz de eğitim veriyorsunuz, tabii, burada devam ediyorsunuz. Nasıl çalışmalar oluyor? Sadece tiyatro eğitimi mi? Hayır, biraz detaylarını kamera izleyenlerimize yani anlatalım. Şöyle söyleyeyim, çok iyi bir eğitmen kadrosuyla, titiz, hassas, disiplinli ve hakikaten bir algı yaratmak, bir meslek sahibi olma çabası içinde düzenli bir, sistemli bir çalışma, bir yöntem, metot eğitimi verilen bir kurum burası. Akademisiyle, konservatuarıyla. Çocuklarımız burada kamera oyunculuğundan yazarlığa, yazarlıktan sahne oyunculuğuna, şana, dansa, harekete kadar çeşitli diksiyon olsun, çeşitli dallarda ciddi bir eğitimden geçiyorlar. Ve bunların hep bir baremajları var. Birinci dört ayı var, ikinci dört ayı var, üçüncü yedi ayı var. Bu süreçlerden sonra da seçiliyor bu çocuklar. Başarılı görülenleri de biz hem oyunlarımızda oynatıyoruz, hem televizyon dizilerine ve sinema filmlerine yönlendiriyoruz. Ve şu anda sektörde çok ciddi biçimde bizden mezun olmuş. Çok geldin, biz sizi eğittik, artık yoluna tek başına devam yok, et gibi bir anlayış yok. Yok, yani geldin, eğitimini aldın, hadi git bakalım, başkası gelsin. Böyle değil. Eğer üstünde durulmaya değecek bir alışveriş görüldüyse karşılıklı, sonuna kadar bir uğraş var, profesyonelleştirmeye kadar. Bir sürü çocuğumuz oyunlarda oynuyor, Frankenstein'da, Bubuk'ta gibi veya dışarılarda. Bir sürü çocuğumuz televizyon dizilerinde çok ciddi roller oynuyor. Bir sürü çocuğumuz filmlerde oynuyor. Biz onlarla mutlu oluyoruz. Onları görmek işte buradaki kaynağın bizim için ne çabanın kadar önemli işte, olduğunu. Çabanın yani fidanın büyümesini görmek aynen, gibidir yani, değil mi? Evet, yani su veriyorsunuz, günden güne büyüyor. Konuşuyorsunuz onunla, iyi davranıyorsunuz, okşuyorsunuz, anlatıyorsunuz falan. Hani bu şekilde giden bir sistem buradaki. Hep dengeli, hani neşesi, sevgisi, coşkusu olacak ama ciddiyeti, disiplini, iş ahlakı olacak. Bunlar birbirine denk gidecek. Ya çok olacak ya hiç olmayacak. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Hani Shakespeare'in Romeo şeyinde, oyunundaki şey gibi, sözü gibi. Çok hızlı giden gecikir. Tıpkı çok yavaş gidenin geciktiği gibi. Yani evet. Bunun bir dengesi var. Bu hayatın içinde de yaşamla bir dengeyle yürümesi gereken bir anlayış. Oyunculukta da farklı değil. Neşe, sevgi, ciddiyet, disiplin dengesinin ve işe verilen önemin, ciddiye almanın öneminin ne olduğunu anlatıyoruz. Siz işinizi ciddiye alın ki işte sizi ciddiye alsın. Ve son soruyla devam edeceğim ve kapatacağız. Birçok şeyi sığdırıyorsunuz o koltuğun altına. Hı-hı. Oyunculuk, şiir, televizyon, yapımcılık, diziler, tiyatro. Bir cevabını az çok tahmin ederek soracağım. Hangisinin tadı bir başka? Hepsi birbirinin içinde aslında. Hepsi birbirinin içinde. Yani kendi oyunculuk mesleğinin içinde düşünce var, anlama var, algılama var. Neyi yapacağına karar verebilme var. Hepsi bir şiir. Zaten biliyorsunuz konservatuar sınavlarında bir tirat bir şiir istenir. Yani şiir o kadar hayatın içinde ki, o kadar ritmi, o kadar duygusu oyunculuğa dahil ki. Bizimle şiir, o kadar az paylaşıyorsunuz bizim... ki oyunlarda. Yani onun için şiiri de bunun içinde aynı harmanda tutabilmek çok mümkün. Hepsi en keyifle, mutlulukla, beslenerek, yaşadığımızı hissederek yapılan uğraşlar, işler. Başta söylediğime geri döneyim. Hayattaki en büyük başarı hayatı istediğiniz şekilde yaşamaktır aslında. Bütün bunlar benim hayatı istediğim şekilde yaşadığımı gösteren bulgular. O yüzden şanslı hissediyorum kendimi. Çok çok teşekkür ederim. Bu şahane
doyamadığım sohbet için. Ben bizi teşekkür buraya ediyorum. Konuk ettiğiniz için, ağırladığınız için Kerem Ulaşık. İzleyicilerimize son bir mesajınız var mı bu bayram gününde? Söylemek istediğiniz son şey. Mesajı biraz Can Yücel'in aklımda kalan şiiriyle bitirmek isterim. Hani diyor ki Can Hoca, nefes almaktır bayram. İnsan soluksuz kalınca anlar bir gün diyor. Görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlık anlatır insana. Titremeyen her organınız, hele de burun direği bayramdır. Dolayısıyla bayramların tadını bilelim. Bayramları bayram gibi kutlamasak da aldığımız nefesin tadını bilelim. Şükretmesini bilelim. Ama ben bütün bayramlar gibi bu bayramın da milletimize, ülkemize, ülkesi için, toprağı için, vatanı için, bayrağı için, ezanı için sonuna kadar mücadele eden, şehit düşebilen halkımıza mutluluklar, uğurlar, şanslar, hayırlar, huzurlar, sağlıklar getirmesini temenni ediyorum. Oh, en güzel dilekleri de aldık. Sizden çok teşekkür ederiz Kerem Ulaşık konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Bayram sohbetlerinde Kerem Ulaşık'la sanattan hayata, hepsinin aslında birbirinin içine nasıl da geçtiğini konuştuk. Yeni projeleri konuştuk. Frankenstein yeni sezonda sahnelenmeye devam edecek. Muhakkak izleyin diyelim ve iyi bayramlar. Hoşça kalın.